Merhaba arkadaşlar. Bionluk.com daha önceden duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum ama benim çokça kullandığım sitelerden birisi diyebilirim. Özellikle bunu da tanıtmak istedim. Sizlere faydası olacağına inanıyorum. Çünkü kişinin kendi yeteneklerini paralı şekilde sattığı bir site aynı zamanda da farklı kişilerin yeteneklerinden yine ücret vererek cüzi miktarda faydalandığınız yani cüzi miktarda bir ödenek yaparak faydalandığınız sitelerden birisi. Yoğunluk.com ne işe yarar, nasıl bir de yardımcı olur gibisinden sorarsanız normalde siteye giriş yaptıktan sonra kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt sonrasında sizlere profilden, hesap bilgilerinden işte bütün bilgilerinizi verdikten sonra sizler aynı şekilde buradaki kişiler gibi kendi yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Yani atıyorum burada diyor ki şu kişi ben kurumsal kimlik veya kartvizit tasarlayabilirim. Yani 60 liraya tasarlıyor. Siz de bunun gibi tasarım yapabilirsiniz. Burada istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. İşte bir yazılım olabilir. Mesela biz genelde ne ile ilgileniyoruz? XML ile. XML ile ilgili bakalım. Herhangi bir şey var mı? Ben stok montu ile pazar yerinizin XML entegrasyonunu yapabilirim. Yani 250 TL'ye diyor ki stok mont ile pazar yeriniz arasındaki XML entegrasyonunu ben yapabilirim diyor. Zaten bunu siz Montu kullanıyorsanız e, bunu yapabilirsiniz aynı şekilde siz de 250 değil de 240 230 lira böyle bir miktarda ya da 250 de olur kendinize böyle bir ilan da açabilirsiniz ya da vaktiniz yoksa bu e, ilanlara tıklayarak işlemde yapabilirsiniz İşte burada ben WordPress XML ile ürün girişi yaparım e, ürün girişi yaparım ya da buraya direkt e, arama kısmına e-ticaret de yazabilirsiniz bakalım e-ticarete dair herhangi bir şey çıkacak mı normalde e-ticaret sitesi yapmak için buralarda e-ticaret kısmını da kendiniz yapabilirsiniz ben ticaret e, sistemi yaparım diyor 7500 TL yani e, ben anahtar teslim e-ticaret sitenizi yapabilirim 500 TL diyor ama bunlara e, tıkladığınız zaman arkadaşlar fiyat küçük oluyor sadece size benim videolarda anlattığım kısmın ilk başındaki bir iki tane videoyu yapıyor. Size teslim ediyor. Kalanını size sağlıyor. Ücreti yüksek olanlar tamamen ayarlıyor. Siz bunları yine yapabilirsiniz. Hiçbir şeyi bilmiyorsanız dahi bizdeki izlediğiniz videolarla e, odaklanarak benim yani benim anlattığım videolara oradaki kısımları yapabilirim diyerek böyle ilanlar açabilirsiniz. Sonrasında izleyerek müşterileriniz geldikçe yaparsınız böyle harici bir sizin içinde gelir kaynağı olmuş olur yani e, şurada Mesela ben mevcut e ticaret sitenizi Magento 2 altyapısına yani farklı bir altyapıya çeviriyor işte e, yani burada bulabileceğiniz tüm şeyler var aradığınız tüm işte grafik logo tasarımı e, marka bulma işte internet reklamcılığı genelde bu birçok kişinin aradığı şeylerden biridir Hatta arama motoru optimizasyonu işte bu kısma girdiğimiz zaman bakalım fiyatlar ne kadarmış Ben 6000 TL yani kendi sitenizi kurduktan sonra reklam işlerine uğraşmak istemiyorsanız belirli bir bütçeniz varsa ve bu bütçeyi e, siteye hazırladım tamamen site için harcayacağım diye kullanıyorsanız buradaki bionluk.com'daki kişilerden bu kısımdan faydalanabilirsiniz arkadaşlar yani e, fiyatları sorgulayarak yorumlarına bakarak işlemler yapabilirsiniz Burada istediğiniz uygulama üzerinden burada aratarak işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada da yine videodan bahsetmiş intro kısmından. Diyor ki ben 10 TL bir intro yaparım. Muhtemelen elinde bir kalıp vardır. Hemen hemen her birini kalıba uydurabilir. Burada sipariş vermek için herhangi birine tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra Önce yazışıyorsunuz tamamen almak istediğiniz kısımları yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki ben şuna ihtiyacım var. Bunun için ne yapabilirsiniz? Diyelim ki bu kişi diyor ki mesela ben introyu ben size profesyonel bir şekilde intro hazırlayabilirim 100 TL. Siz diyorsunuz ki 100 TL dışında şunları şunları da yapın, farklı fiyatlandırma yapın. 90 liraya düşürebiliyor, 110 liraya çıkarabiliyor. Bir de opsiyon tanımlama kısmı var. Siz kendiniz ilan verirken o kısımdan da bahsedeyim ben. Şu an için ben aktif görünmüyorum arkadaşlar. Aktif görünmediğim için o kısmı size gösteremedim. Şurada aktif olmuş olsaydım şu numarayla benimle iletişime geçebiliyordunuz. Belirli bir ödeme yapıyorsunuz, Ödeme sonrasında sizlere aktiflik ve böyle bir telefon numarası veriyor. Yani numarayı arıyorsunuz. Dahili numarayı arıyorsunuz. O kişiyle görüşebiliyorsunuz. Burada ilan oluştur dediğimiz zaman şuradan bir bakalım karşınıza böyle seçenekler çıkıyor herhangi bir işte bunlardan birini seçebilirsiniz diyelim Ben yazılım teknoloji iş yönetim ses müzik işte internet reklamcılığı yazı çeviri gibisinden bir ilan vermek istiyorum diyelim ee, burada yapmanız gereken işlemler tıkladığımız zaman şuradan bir devam et diyelim ee, hepsini doldurmaya gerek yok bahsedeyim kısaca arkadaşlar özetleyeyim bir ilan verdiğiniz zaman karşısında bilgileri verdikten sonra opsiyon kısmı çıkıyor yani onu da hatta ilanlardan birinde görürsek daha rahat anlatırım opsiyonun ne anlama geldiğini e, oradan anlayabilirseniz mesela şuna girelim Evet kurulum diyor 50 TL İptal e, iptal sayısı 20 Normalde buradan herhangi bir iptal edilmiyor arkadaşlar, sipariş iptal edilmiştir. Normal şekilde yapmaya başladığınız zaman ödemeniz güvenli şekilde oluyor. Ödeme sipariş size gelene kadar kişiye yansıtılmıyor. Siz siparişi iptal ede etme hakkına sahipsiniz. Ancak sipariş teslim edildikten sonra ödemeyi iptal edemiyorsunuz. Ama kimisi buralarda e, opsiyon diye tanımlayan bir kısım var arkadaşlar. Yani diyor ki sen bunu beğenmezsen diyor. ben opsiyon olarak ikinciyi de yaparım. Eğer onu beğenmezsen opsiyon olarak üçüncü yani üç tane opsiyon işte revizyon hakkı pardon. Bakın burada sıfır revizyon demiş. Revizyonlardan birinden bir tane görürsek yine farklı göstereyim ben size varsayır. Genelde logolarda revizyon oluyor ama herhangi birine tıklayalım. Öyle bir ilan bulamadım şu an için. Revizyon kısımlarında arkadaşlar, eğer ilan verirken siz de revizyon kısmını buna göre ayarlayın. Atıyorum bir tane revizyon, iki tane revizyon demeyiniz. Sizin oradaki yapmış olduğunuz, sergilediğiniz uygulama üzerinden bir değişikliği gösteriyor. Yani diyor ki 3 tane revizyon hakkı verirseniz müşteriye. Müşteri, evet internette yavaşlık var herhalde. 3 tane revizyon verirseniz müşteri diyor ki birinciyi beğenmedim, ikinciyi beğenmedim, üçüncüyü. Eğer üçünden birini de beğenmezse yapacak bir şey yok. Çünkü e, burada bir nevi e, mesela logoda herkesin kendi görüşü, kendi zevki farklıdır. E, bu gibi revizyonları kendiniz logo tasarımı ya da farklı işlem yapacaksanız işin gücüne göre revizyonu ayarlayın. Mesela eticaret yapanlar gördüğünüz gibi herhangi bir revizyon sunmamışlar. Çünkü bir e-ticaret sayfasının yapılması uzun sürdüğü için yani uzun dediğim vakit aldığı için revizyonla tekrar değişiklik yapma söz konusu olmuyor. Tabi şöyle bir revizyon hakkı olabiliyor. O da yine seçenekleri arasında oluyor. Size bir tane sunuyorlar. Yani siz kendiniz de sunacaksanız diyorum atıyorum nasıl anlatayım bir e-ticaret sitesi açacaksınız. İki tane farklı opsiyon denen revizyon kısmından ayarladınız. Bu revizyonlarda Normalde yapmanız gereken işlem müşteri e-ticaret sitesini beğenmiştir. Başlığını beğenmiştir. Şu arama kısmını burada değil de bu altlarda olsun demiştir. Revizyonda bu hakkı da kullanabiliyorsunuz. İşte logo burada değil şu kenarda olsun. Bunlar farklı revizyon olarak geçiyor. Bunları zaten ilan açabilmiş olsaydım gösterecektim. Siz ilan açarken göreceksiniz. Her birini tek tek size anlatacak. Yani tek tek sizi yönlendirecek. Sonrasında buradan da bir ek gelir kaynağı elde etmiş olursunuz, ek gelir etmek istemesiniz dahi ücretli şekilde kendi araştırmalarınızı farklı kişilere yaptırarak güvenilir ödemelerle hizmet alabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.